Merhaba sevgili seyircilerim. Yeni jenerasyondan çok sevdiğim, takdir ettiğim oyunculardan biri bugünkü konuğum. Oyunculuğa emek veren, aşkla bağlı olan ve alkışı takdiri sonuna kadar hak eden bir aktör. Sevgili Engin Hepileri. Hoş geldin Engin. Merhabalar Hülya Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sözlerinize. Sizin gibi büyük bir sanatçıdan bu güzel sözleri duymak benim için büyük bir onur. Tekrar teşekkür ederim. Sağ ol. Ben bütün kalbimle hak ettiğine inanıyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sana nasılsın demeden önce Yıldız Kenter demek istiyorum. Hocaların hocası. Evet. Yaşamını sanata adamış o muhteşem kadından söz etmek istiyorum. Geçtiğimiz pazar günü yitirdiğimiz hepimizin Yıldız ablası. Bir isim bir insana bu kadar mı yakışır? Gerçekten Yıldız, öyle. Yıldız yetiştirdiği, sanat dünyamıza armağan ettiği o kadar çok sanatçı var ki sen de onlardan birisin. Evet. Biraz Yıldız ablayı konuşalım mı seninle? Tabii ki konuşalım. Törende de aslında geçtiğimiz salı günü evet sunuculuğunu yaparken belki de en zor, sahneye çıktığım en zor günlerden bir tanesiydi. Söze de öyle başlamak istedim çünkü... söz bitti, replikler bitti ama aşk baki demek istedim ona. Çünkü mesleğine aşkla sarılan, öğrencilerine çalışma azmini hiçbir zaman bırakmayan müthiş bir yıldızdı. Türk tiyatrosunun duayen oyuncusuydu, Kenter Tiyatrosu'nun kurucusuydu. Evet. Türkiye'de bir özel tiyatronun kurulup bugüne kadar gelmesinin, ayakta kalmasının tek belki de mihenk taşıydı. Aynı benim gibi belki binlerce öğrenci bıraktı. O öğrencilerin artık öğrencileri Türk sinemasına, Türk tiyatrosuna hizmet ediyorlar. Ve her defasında Yıldız Kenter'i anarak değil evet, mi? Hep aynen, anarak. Aynen, hep. Aynen. Hep minnet duyarak ona. Çok ilginçtir ki ekolünü, oyunculuğunu, tiyatrosunu seven sevmeyen herkes değişik yorumlar yapabilirdi. Ancak onun tiyatroya olan aşkı, işine, mesleğine olan aşkını herkes büyük bir takdirle anardı. Ben ne şanslıyım ki konservatuvar yıllarında onunla tanıştım. 96 yılında konservatuvara girdim. 98 yılında da Kenter Tiyatrosu'nda Martı oyunu oynanıyordu. Ve o oyunda da rol arkadaşı olma şansını kazandım. Ne güzel. Şöyle güzel bir birliktelik başladı. Esasen onlar Kenter bir seçme yapılmıştı okulda. Kısaca anlatmak isterim nasıl tanıştığımızı dair. Bu müthiş olurum. Bir anı çok benim için. Konservatuvarda bir seçme yapılmıştı ve ben o seçmeleri kazanamadım. giremedim. Fakat onlar Kenter Tiyatrosu'nda provalara başladılar. Ben okulu kırıp devamlı olarak provalara gitmeye başladım ve bir gün bana dedi ki evladım senin okulun yok mu? Ben dedim ki hocam okulum var. Benim okulum burası. Çünkü bu provaları izlersem ben çok şey öğreneceğim. Şu anda okulda öğreneceğim şeyden sizlerden. Çünkü sahnede Müşfik Kenter var, Şükran Güngör var, Tilbe Saran var, Ayhan Kavas. İnanılmaz bir kadro var. Ve Martı oyunu prova yapılıyor. En azından provalarını izlerim diye. Ve ne büyük şans ki gene benim için bir gün oyunculardan bir tanesi ufak rollerden Yakov diye bir en ufak rol hatta gelemeyeceğini hastalığı nedeniyle devam edemeyeceğini bildirdi. Ve o gün Yıldız Hoca şöyle bir arkasını dönüp baktı salona. Kim? Ve ben çoktan ayaktaydım. Peki gel bakalım hadi sen de bir dene diye. O gün ilk kez sahneye adımımı atmış oldum. Ve o gün bizim hikayemiz başlamış oldu. Aslında bu başlangıç hikayesi bu işi... Yapmak için bazı şeylerden ödün vermek gerekiyor. Bu bazen okulunuz da olabilir, bazen aileniz de olabilir, bazen sevdiğiniz her şey olabilir. Ama işiniz her zaman önünde olduğu zaman o başarıyı kazanacağınızı öğretmişti bize. Gözümün önünde turne minibüslerinde her zaman çalıştığı metinlerini, gece yaralarına kadar yaptığı provaları, sabahlara kadar uykusuz kaldığımız günleri hiç unutmuyorum. Ay. Bunların hepsi seyirciye olan saygısından, evet, tiyatroya olan evet, aşkından... Evet. İşte bütün bunları zaten biz ondan bir öğretmen olarak değil aslında bir arkadaş olarak kendi deyimiyle söylüyorum. Ya sizler hayat benim arkadaşımsınız derdi. Aynen dolayısıyla da böyle evrildi ve bambaşka bir yere geldi. 15 sene boyunca yanında asistanlığını yaptım. Tiyatroda oynadığımız pek çok oyunda bazen rol arkadaşı oldum. Bazen perde arkasında onun asistanlığını yaptım ama müthiş bir eğitim süreciydi evet. Benim için. Hem çok şanslısın. Evet. Hem de çok büyük bir sorumluluk üstlendin. Evet, evet. Bundan sonraki hayatında da hep Yıldız'la birlikte anılacaksın.
Ne kadar güzel, çok değil şanslıyım mi? Ve değil bunun mi? Da hep sorumluluğunu her zaman üstünde taşıyacağım. Yani çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu kendisine defaatle de söylemiştim zaten, hiç merak etme. Yıldızın hiç sönmeyecek. Verdiğin emanet bizde. Dünkü konuşmaların içerisinde de bu çokça söylendi. Özellikle Türk tiyatrosu için, Türk tiyatrosunun devamı ve ilerlemesi için elimizden ne gerekiyor, ne gerekiyorsa evet, aynı onun isteği ve aşkıyla biz de devam edeceğiz. Ne güzel bir söz. VTR'mizi izleyelim önce istersen. Lütfen, mutlulukla. Evet. Sanat dünyasının bir yıldızı daha kaydı. Yıldız Kenter, 17 Kasım akşamı 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. O, Haldun Taner'in ifadesiyle bir sanat abidesiydi. Yoklukla mücadele eden bir ailenin çocuğu olarak 11 Ekim 1928'de İstanbul'da dünyaya gelen Yıldız Kenter, mutlu bir çocukluk geçirdi. Allah'ım, bu ne iş? Sana bir günah mı işledim ki suratıma bile bakmayanların ocağına düşürdün beni? Babasının desteğiyle parasız yatılı olarak kaydolduğu konservatuvardan, gösterdiği üstün başarı sayesinde sınıf atlayan ilk öğrenci olarak mezun oldu. Nerede benim fanilalar da ufak gelmese? Daha çıkmadı anne. Ah, unuttu, unuttu. Unutmaz. Selami nerede kuzum? Yıkanıyor. Profesyonel oyunculuk hayatı, 1948'de Olivier rolüyle sahneye çıktığı 12. Gece oyunuyla başladı. 1951'de ise Vatan İçin filmiyle beyaz perdede boy gösterdi. Yıldız Kenter, yaşamı boyunca yurt içinde ve yurt dışında yüzün üzerinde oyun oynadı ve tiyatro oyunu sergiledi. Oynadığı pek çok tiyatro oyunu ve sinema filminde başarısını kanıtlayan usta oyuncu, 1981'de devlet sanatçısı unvanına layık görüldü. Ne demek? Ne demek yaşamak istemiyorum? Yeter, yeter artık! Yeter artık, kendine gel! 1984'te Roma'daki İtalyan Kültür Birliği'nce Adelaide Ristori ödülünü alırken, 1989 yılında Korsika Bastia Film Festivali'nde Hanım filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ve sinema oyuncusu olarak 3 kez Altın Portakal ödülünün sahibi oldu. Dünyanın gitgide bir yabancısı olduğumu hissediyorum. Seni özlüyorum. Ayrıca Finlandiya Dünya Kadın Kuruluşu tarafından 100 yılın en başarılı 100 kadınından biri olarak onurlandırıldı. Kurduğu Kenter Tiyatrosu'yla 37 yıl boyunca sahne hocalığı yaparak genç oyuncuların elinden tutan usta isim, Türk sinemasına pek çok değerli isim kazandırdı. Yıldız Kenter, oyunculuğunun yanı sıra aynı zamanda UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi'ydi. Artık pek görmeyen gözlerimle beraber yok olan yeşil. Büyük saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Yeri hiçbir zaman doldurulmayacak bir insandan söz ediyoruz. Nur içinde, evet, nur içinde yatsın inşallah. Hep tiyatro diye anıyoruz Yıldız Hanım'ı ama bakın sinemada da evet, ne kadar önemli roller oynadı ve ödüller kazandı. Evet. Aslında benim de en çok sevdiğim filmi Hanım'dır. Evet. Hanım'ı izlemiş miydin? İzlemez miyim? Elbette izledim. Eşref Kolçak'la. Evet, müthişti. Buluşmuşlardır herhalde şimdi evet, diye düşünüyorum. Evet, evet. Ve Halit abi. Evet, biraz fazla duygusallaştık. Engin sen mutlaka sevgiyle büyütülmüş bir çocuk olmalısın. Evet, evet öyle. Hem çok saygılı bir insansın, dürüstsün. Sağ olun. Ayrıca efendiliğine de ayrı bir parantez açmak teşekkür istiyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Tebrik ediyorum ben seni. Sağ olun, teşekkür ben, ederim. Ben nasıl bir çocukluk geçirdiğini merak ediyorum. Aslında gerçekten mutlu bir çocukluğum vardı. Ailemde özellikle sevgiyle büyüdüm. Biz tabii çok gezen tozan da bir aileydik. Memur muydu? Memur değildi ama severlerdi. Seyahat etmeyi de severlerdi. Dolayısıyla değişik yerler görme imkanım da olmuştu. Özellikle de yaz aylarında o zamanlar çok şeydi, böyle bir hani yazlık yerlere gidilir. Oradaki çocukluğum çok hareketli ve her şeyle, doğayla, hayvanlarla, bitkilerle, bahçeyle, dolayısıyla bir şeyler yaratmakla devamlı doğanın içerisinde. Bugün özlediğimiz şey. Aynen öyle, hala işte keşke olsa dediğimiz, öyle büyüdüm.
Açıkçası da bütün bunlar bir süre sonra ortaokul yıllarında beni bir yandan da tiyatroyla buluşturmuş oldu. Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde okudum ben. Ben de onu soracaktım. Yeteneğin keşfedildi mi? Yoksa sen mi aradın? Yani aslında pek çok şey denedim. Müzik aletleri ya da ne bileyim edebiyat, kitaplar, pek çok şey denedim hayatımda. Ne yapabilirim, ne edebilirim diye. Sonra işte dediğim gibi ortaokul yıllarında bir tiyatro kulübü vardı. Arkadaşlarımla bir girip ne olduğuna dair fikrimiz olsun diye tiyatro kulübüne girdik. Gördük ki orada tiyatronun içerisinde her şey var. Dekorlar yapılıyor, kostümler dikiliyor, kitaplar okunuyor, şiirler okunuyor. Edebiyatın her türü içinde var. Resim sanatının her türlüsü var. Ve anladım ki aslında tiyatro sanatı, pek çok sanatı bir yandan barko vizyon gösterileriyle sinemada, kamerada içinde, kullanılıyor. Müzik de içinde. Dolayısıyla sanatın her türü tiyatronun içerisinde var ve müthiş bir zenginlik, müthiş bir oyun alanı. Ve o gün itibariyle ben daha herhalde 14 yaşındaydım. Ben tiyatrocu olacağım diye karar verdim. Çok kolay bir yolculuk olmadı çünkü dönem de tabii ki o zaman özellikle tiyatrodan bugünkü gibi değil, eskiden olduğu gibi çok zordu. Babam da çok doğal olarak yetiştirdiği, büyüttüğü evladımı zor günler geçirmesini istemediği için bana karşı çıkmıştı aslında. Ya bu genellikle bu evet, böyle bir görüş değil mi gibi, var? Önce bir mesleğin olsun tiyatroyu ya da yaparsın. Ya bugün öyle demiyordur herhalde anneler babalar ama. Diye düşünüyorum, ne şanslılar bugünkü arkadaşlarımız ama. ama ben direttim. Sonuna kadar yapacağıma dair denk geldi. Okuldaki tiyatro hocamız beni devlet tiyatrolarında figürasyon kadrosuna aldı. Bir çocuk oyununda oynadım. Sonra ufak ufak oradan yövme kazanmaya başladım. Böylece babamdan harçlık almayı bıraktım 15 yaşımda. Kendim çalışır olmaya başladım ve tiyatrodan para kazanır olmaya başladım. Benim için çok değerli bir şey haline geldi. Ve bir gün büyük bir oyunda küçük bir rolüm olmasına rağmen bir davetiyeyi hazırladım ve babamla anneme götürdüm. Dedim ki akşam oyunum var, Allah, beni izler misiniz? Onlar da geldiler. Oradaki tiyatro büyüklerimle konuştular, hocalarımla konuştular. Onlar dediler ki Engin'i lütfen konservatuvara yönlendirelim. Çünkü çok bu işe istekli ve yeteneği var. Sağ olsunlar o dakikadan itibaren onlar da tam güçleriyle bana destek oldular. O günden bugüne de her zaman arkamda oldular. Ve oradan itibaren de biraz önce söylediğim gibi Yıldız Hanım'la tanışmış oldum. Onunla karşılaşmış oldum. Ve müthiş bir hikaye başladı benim için. Tabii. Ve her şey belki günden güne, böyle haftadan haftaya, yıldan yıla daha da güzel olmaya başladı. Tecrübelendikçe hem Yıldız Hanım'la pek çok büyük sanatçıyla çalışma şansı buldum. Gerek sinemada, sonra diziler başladı. Sonra onların hepsini daha konuşacağız derken, daha oralara geleceğiz. İşte öyle kısacık böyle geçecek tamam. Bir hikayen yok. Tamam. Ben daha hala ailede kaldım. Öncelikle anmak istediğim biri var. İzin verirsen lütfen. Eşin. Evet. Eşin de bir oyuncu. Evet. Değil mi? Evet, ve bir babasız. Evet. Can. Allah bağışlasın. Sağ olun hepimizinkine. Müthiş bir duygu değil mi? Mükemmel. Baba olmak. Baba mükemmel. Olduktan sonra hayatında bir şeylerin değiştiğini hissettin mi? Kesinlikle. Değil mi? Bambaşka bir duygu. Artık başka bir sorumlulukla yaşıyorum. Yani evet, karıma aşık olduğum ilk günden beri onun için yaşıyorum. Ama Allah artık bağışlasın. Artık onunla birlikte bir meyvemiz var. Ve ikimiz bambaşka bir yerden bakıyoruz artık hayata. Artık Can'ın mutluluğu, onun sağlığı, onun geleceği bizim için çok daha önemli. Dolayısıyla artık belki de işim konusunda da, kendi sanatım konusunda da, ailem konusunda da çok daha başka sorumluluklarla adım attığımı görüyorum. Ve bundan da çok daha mutlu oluyorum. Çok fark ediyor. Galiba büyüdüm. Büyümüştüm, daha da büyüdüm. Artık baba çocuğunla oldum. Beraber. Çocuğunla beraber. Büyüyorum. Aynen öyle, büyüdüm. Çok şükür ki çok tatlı bir oğlum var. Ay canım, Allah bağışlasın. Allah gönlünüzce onu büyütmeyi nasip etsin. İnşallah. Canım. Peki bir gün o da derse ki annem oyuncu, babam evet, oyuncu. Olabilir. Ben de olabilirim. Olmak istiyorum baba. Ne dersin, ne yaparsın, nasıl insan, yol gösterir? En doğru insanlarla tanıştırmaya çalışırım. Doğru yolu en azından denemesini isterim. Çok kolay değil. Tıpkı senin gibi. Evet. Yani karşına o kadar doğru bir insan çıkmış. Aynen ki, öyle. Doğru insanlarla. O kadar genç yaşta o kadar doğru bir yolda yürümeyi sana göstermiş. Öyle yani oldu. Yolunu göstermiş. Öyle oldu. Ben de öyle yaparım diyorsun. Evet. Yani denerim en azından.
istediği şeyi hayır olmayacaksın demek yerine bir denemesini sağlamak istiyorum. Tabii ki şimdi daha çok küçük. Çok, belki ama o dönemlerde ne olacak, nasıl olacak? Her şey çok daha güzel olacak. Eminim çok daha farklı olacak ama severek yaptığı bir işi olsun istiyorum. Ne yapacaksa yapsın. Severek yaparsa, severek mutlu yaparsa olacak. Ve başarılı olacağına eminim. Değil mi? Yani her insanın, bence bizim ülkemizde birazcık bunu atlıyoruz. Değil mi? İşimizi böyle biraz hani iş olsun diye, para kazanalım, hayatımızı devam ettirelim diye yapıyoruz. Çok zor şartlarda tabii ki herkes mesleğini elbette devam ettirmek durumunda. Ama ben bunun hep başına gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Severek başlamadığımız bir işte başarılı olmamız mümkün değil. Çünkü evet, insan bence işini iş olsun diye yapmamalı. Değil mi? Hayatı işi olmalı. En hayatının büyük hobisi iş olmalı. En büyük hobisi iş olmalı. Çok kolay cümleler değil biliyorum. Belki de izleyenlerimiz hani o kadar kolay olmadığını da farkındayım. Ama hiçbir şey için geç olduğunu da düşünmüyorum, evet, hayatta. Çünkü şimdi bu andan itibaren bakıyorum, mesela Yıldız Hanım'a baktığımda mükemmel bir hayat var önümde, evet, ve o hayatın her senesini, her ayını dolu dolu yaşayan bir sanatçıdan bahsediyoruz. Bunu herkese şey yapabiliriz, herkes üzerinden değerlendirebiliriz. Hiçbir şey için geç değil. Sevdiğimiz şeyi özellikle önce ailemize, sonra çevremize, sonra vatanımıza yararlı olabilecek ve kendimizi, evet, mutlu hissedebileceğimiz, kendimizle şeyi yapmak. Kendimizle barışık olabileceğimiz, evet, ve dünyaya o gözlerle bakabileceğimiz. Herkesi, evet, işte o zaman kucaklamak sevgiyle o zaman mümkün, çok daha farklı olacak her şey. Çok daha güzel olacak. Çok daha fazla kazanacağız emin değil olun. Değil mi? Çok daha fazla insanla birlikte olacağız. Ve ülkemizin insanları daha çok mutlu olacak mutlu o zaman. Mutlu olacak diye düşünüyorum. Bizim yaptığımız sanatın esas amacı o değil mi? İnsanları daha mutlu etmek, tabii ki. Onlara bir estetik açıdan bir şey vermek ve o estetikle onların hayatlarını güzelleştirmek. Hayatlarına bu da, bir renk katmak. Bu da sonradan öğrenilmekle olmuyor. Galiba doğduğu andan itibaren insanın bu ortamda olması, evet, lazım. Yani sanatın, edebiyatın, kültürün yaşadığı, yaşatıldığı bir ortamda, evet, var olması, var olması gerekiyor. Gerekiyor. Evet. Yani doğduğundan beri böyle bir düzen içinde olması. Ben tabii ki senin kariyerinden söz ederken sen hem okullusun hem, evet, alaylısın bir oluyor anlattıklarından, evet, onu anlıyorum. İstanbul Üniversitesi'nde konservatuvarda bir bakıma orada eğitmenlik de yaptım. Evet, araştırma görevliliği yaptım. Bir taraftan da yüksek lisansımı yaptım. Gene Yıldız Hoca ile beraber derslere katıldım. Onun asistanlığını yaptım. Onun sahne derslerine girdim 3 sene kadar. Hı hı. Sonra son 2 senemde de tezimi verdiğim senede de sağ olsunlar onlar bana birkaç tane de ders emanet ettiler. Sonra devam. Tiyatro tarihi, tiyatro edebiyatı dersleri verdim. öğrencilerimle demeyeceğim çünkü onlar da benim arkadaşlarımdı. Arkadaşlarımla beraber aslında biz onlara bir şey öğretmek değil, beraber bir şey öğrenmek üzerine derslerimizi kurduk. Her zaman da öyle yaptım. Hı hı. Sonrasında tezimi tamamladıktan sonra, yüksek lisans tezimi tamamladıktan sonra devam edemedim. Çünkü dizilerde oynamaya başlamıştım. Zaman bulamamaya başladım. Zaman bulamamaya başladım ve bir tercih yapmak zorundaydım. Çünkü hem Kenter Tiyatrosu'nda 3-4 tane rolde aynı anda oynuyordum. Hı. Hem diziler çekiyordum, tiyatroyla turnelere gidiyorduk ve en sevmediğim şey yaparım dediğim şeyi karşılığını verememekti. Okulda böyle bir iki derse gidemez olmuştum. Yıldız Hoca'dan izin isteyerek dedim ki hocam tiyatroyu bırakmayacağım. Dizilerde de televizyonda ve sinemada da bir kariyerim başladı. Evet. Müsaadenizle ona da devam edeceğim. Evet. Çok zorlanıyorum ve maalesef sözümü yerime getiremiyorum. Onun için okuldan müsaade istiyorum diye okuldan ayrıldım. Kampuzistan dizisi, evet, aklıma geldi şimdi. Başlangıcım. O ilk değil mi? İlk, evet, başladığım, evet, film. Dizi yani ondan önce doğrusu Tuncay Önder'le bir iki arkadaş diye bir şeyde oynamıştım. Televizyon dizisinde oynamıştım ama Kampuzistan uzun soluklu. Seni, ve ilk kez seyirciyle buluştum. Tanındığım aslında Oğuz karakteri. O da çok özeldir benim için. Keyifli de bir işti. Tam, evet, bir üniversite, evet, işiydi. Gençlerin, evet, çok sevdiği bir işti. Evet. Hala sokakta beni çeviren orta yaşlı seyirciler var. Biz o zaman ufaktık abi, seni çok seviyorduk diye. Çok keyifli bir işti. Bir de Emret komutanım, evet, var değil mi? Evet, o da çok ses getirmişti. Bakalım mı oradan görüntülerimiz ki, var mutlu olurum. Beraberken. Mutlu şöyle olurum. Nöbet yerlerinde vukuat yok komutanım. Tamam, ben içerideyim. Eksik nöbetçi gelince bana haber verin. Emredersiniz. Ne arıyorsun la? Ne dolaşıyorsun burada? Devriyemi attım oğlum. Yatmaya gidiyorum. Nasıl gidiyor?
Ne olsun ya, buz gibi havada nöbet kitlemişler. Zaten bir trilyonum da yok. Anlıyor musun? Hadi gülümse. Abartma, abartma ya. Allah Allah. Adamlar sayılarını tutacağını bilse kendileri oynarlardı. Dur ama dur. Ben onlara yapacağımı biliyorum sinyor. Ankara'nın koyunu sonra çıkar oyunu. Karaman değil miydi o? Ne karamanı be? Koskoca Ankara dururken. Aman be. Ne halin varsa gör. Ankara keçisi. Çok sevilmiş bir diziydi çok, bu aslında. Çok seviliyordu. Çok da sempatik tipler var. İlginçti yani, özellikle o zaman böyle bazı milli maçlarla yarışırcasına reyting alan herkesin sevdiği. Tabii ailemizde muhakkak bir asker çocuğumuz var. Sen askerliğini nerede yaptın? Ben Erzincan'da yaptım. Erzincan. Çok da ilginç oldu. Ben Emret Komutanım dizisini bitirdim. Bitirdikten sonra artık vaktim gelmişti. Gitmem gerekiyordu ve askere gittim. Vatani görevimi tamamladım. Erzincan'da yaptım. 5,5 ay o zaman işte üniversite mezunları 5,5 ay yapıyordu. Ve bana bayağı hani sen nereden çıktın, kamera şakası mısın diyen komutanlarım vardı. Ama orada da keyifle, severek, aslında çok da uzak olmadığım her şeyi öğrenmiştim tabii ki. Askerliğimi de orada yaptım. Çok güzel. Bu vesileyle bütün Mehmetçiklerimize biz de selamlarımızı gönderelim buradan. İnsanın kendisine hedefler koyması çok önemli. Ve bu hedefler için çalışması çok önemli elbette. Senin de hedefin dünyanın en iyi oyuncusu olmakmış. Öyle demişsin bir röportajında, doğru mu? Evet doğru. O zaman kutluyorum ben seni. Hiç bitmiyor çünkü. Her rol karşıma çıktığımda daha iyisini nasıl yapabilirim telaşım. Evet. Ertesi gün setim varsa gece yatmadan önceki o kalp çarpıntım. Sahneye çıkmadan önceki kalp çarpıntım hiç bitmiyor. Sonra teklif geldiği zaman bu rolü en iyi benim yapabileceğime inandıkları için beni seçtiler. Ve sorumluluğu. Duygusu ve onun sorumluluğu. Ve izleyenlerin beni bir önceki projemdeki beğendiğinden daha da fazla beğenmesi için ne yapabilirim sorumluluğu. Evet. Bu bence müthiş bir şey. Bu ama galiba insanın biraz kendisiyle de olan yarışı. Yarış. Hiç bitmeyecek olan yarışı. Sizler tabii ki çok daha iyi biliyorsunuz. Senelerinizi verdiniz bu mesleğe. Dolayısıyla bizler de aynı sizler gibi başarıyı yakalamak için daha fazla çalışmamız gerektiğini, daha fazla emek vermemiz gerektiğini, daha fazla okumamız, izlememiz, gözlemlememiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Onun için de bu içimdeki o ateşin hiç bitmeyeceğini bildiğim için biraz büyükçe bir laf olmuş aslında çok. Belki gençtim ben, herhalde ama. Ben alkışladım bu lafı çünkü ancak bu şekilde adım atar insan diye düşünüyorum. Evet, evet. Mutlaka ulaşmak istediğin hedef ve hiçbir zaman ulaşamasan bile o yolda verdiğin emek zaten seni yaşatıyor. Yani öyle olmalı değil mi zaten? Her işte yaparken her hangi işi yani, ben bunu yarım yamalak yapacağım diyeceğiniz bir işe niye başlayasınız? Zaten baştan hiç başlama. Az önce eğitim konusunda da söylediğin gibi. Tiyatro senin doğup büyüdüğün yer. Başarılı birçok filmin de var. Tiyatroda başarıların var. Kendini en çok nerede daha iyi hissediyorsun? Ya da ben tiyatro sahnesine ait bir adamım mı diyorsun? Bunu, yoksa bir aktör olarak bunun ikisinin de yapılabileceğini hem kendime hem de seyircilerime ispat etmek istiyorum mu diyorsun? Galiba ikinci söylediğiniz. Değil mi? Galiba sevdiğim rolleri. Burada önemli olan rol değil mi? Evet. İyi ifade edebilmek, kendimi doğru yerde konumlandırıp onu seyirciye iyi geçirmek benim için çok önemli. Bu bir sinema filmi olabilir, bu bir televizyon dizisi olabilir. Evet. Elbette ki sahnenin yeri çok özel. Neden çok özel? Çünkü anlık duygular yaşıyorsunuz. Evet. Birebir karşılığını alıyorsunuz, göz göze oluyorsunuz. Belli bir prova sürecinden geçiyorsunuz. Elbette ki onun yeri çok özel, teknik anlamda. Hı hı. Ama duygusal anlamda baktığınızda, bazı filmlerime dönüp baktığımda birkaç sahne var ki hiç unutmadığım, iyi ki yapmışım dediğim, iyi ki orada o anı yaşamışım dediğim, o anı yaşamak benim için önemli ve hissettiğim şeyler önemli. O galiba oradaki en samimi duygu da seyirciye geçiyor zaten. Tabii. Seyirci de bunun karşılığında beni sokakta gördüğü zaman ya şu filmde şöyle bir sahne oynamıştın abi ben onu hiç unutmuyorum diyen seyircilerimiz olunca oh diyorum tamam bak. Mesela ben diyebilir miyim? Şeref diyorum, gurur diyorum. Benim en heyecanla izlediğim rolün o meşhur ses sanatçısı Karadenizli. Evet, Kazım Koyuncu. Kazım Koyuncu. Evet. Ya orada inanamadım gözlerime.
bir kere fizik olarak benzemek. Evet, yakınlığımız var. Ve onun dünyasının içine öylesine bir girmişsin ki biz Kazım Koyuncu izledik. Yani Engin Happy'leri mi oynamış, kim oynamış hisset. O kadar benimsettin bize, o kadar o olmuştun. Bu konuda da çok çok tebrik ediyorum, çok takdir ettim. Çünkü biraz da cesaretti galiba o yıllarda böyle bir işe öyleydi. Kalkışmak değil evet, mi? Öyleydi. Katılıyor musun? Tabii çünkü bu kadar milyonlarca insanın sevgisini, sempatisini kazanmış ve daha henüz vefat etmiş. Evet. Ve insanlar onun için deliriyorlar. Evet. Böyle bir insanı hemen film olarak yapmak aynen. Bir cesaret. Evet, bir de ama bu kadar samimi, bu kadar inandırıcı, bu kadar ruhuna insanların vallahi çok çok güzeldi. Görüntülerimiz var lütfen. Arkadaşlarımız az ama Engin Happy'leri nasıl bir Kazım Koyuncu olmuş bakalım. Onu görelim. Çocukken her şey ne kadar güzeldi. O zaman kıymetini bilemedik. Hatırlıyor musun? Okulda şarkılar söylerdik. Şimdi şarkı söylemek için bile mücadele etmem gerekiyor. Koyverdin gittin beni. Koyverdin gittin beni. Allah'ından bulasın oy, Allah'ından bulasın. Kimse olmasın seni, kimse olmasın seni. Yine bana kalmasın. Kimse olmasın seni, kimse olmasın seni. Yine bana kalmasın. Eskiden her şeyin tadı vardı. Şimdi? Boş ver cevap verme. Orada herhalde Kazım'ın annesi babasıyla da tanıştın. Artvin'de evet. Çekmiştiniz. Evet, biz Trabzon'da, Opa'da ve Rize'de çektik Çamlıemşin'de. Herhalde bütün Karadenizliler gurur duyuyorlardır. Çok enteresan. Sen Karadenizli misin? Hayır, değilim. Değilsin. Ama köklerimde ama var. Köklerimde var. Baba tarafında üçüncü kuşakta bir Trabzon yakaladım en sonunda. Hani çünkü hep soruyorlardı. Biraz hani Karadeniz'de var ben mı? Ben bile Karadeniz. Sordum Max'a. Evet. Biz aslen Bursa doğumlu annem Bursa. Babam. Ben İstanbul doğumluyum. Ama bu yeni işte şeyle beraber de biraz bakabildik ya eski nereden gelmişiz diye. Bir gen haritanı mı çıkarttın? Evet aynen. Sen mi söyledin? Aynen bir Trabzon buldum en sonunda baba tarafında. İyi bari. Çok özel bir yolculuktu. Kısaca 2-3 cümle söylemek lütfen, gerekirse. Lütfen, Kazım hakikaten. Koyuncu bir şarkıcının dışında bence bir ozandı. Bir düşünce insanıydı. Dünyanın daha iyiye gitmesi için her şeyi yapan gencecik bir yürekti. Ya. Hem de coşkun bir yürekti. Halk kahraman yaptı. Gerçekten onu. Öyle bir kahramandı da gerçekten. Maalesef çok talihsiz bir hastalığa, çok erken yaşında yakalandı. Maalesef pek çok Karadeniz'de yaşayan yurttaşlarımızın hastalandığı, maalesef. Kanser hastalığına maalesef. Yakalandı. Ve onun o süreci hem sevenlerini hem ailesini çok derinden yaraladı. Ben o süreci de takip eden birisiydim aslında. Hmm. Çünkü ben de çok severdim. Ancak tabii ki bu rol teklifi bana geldikten sonra çok daha detaylı bir çalışma. Çok daha böyle onun, oldun mu? Gerçekten oldum. Onunla ilgili ne varsa, döküman ne varsa, bütün ailesiyle, kardeşleriyle konuşarak her şeyi toparladım. Bütün albümlerini defalarca dinledim. Ve sonradan o süreç içerisinde aslında biraz kilo vermem gerekiyordu. Çünkü onun hastalığına giden evet. Bir süreci yaşıyordum. Onu da becerdim. Biraz o tarafa da yakınımdır aslında. Hani kilo almak zordur. Ben de kilo vermek kolaydır. Bir yaklaşık 10-12 kilo kadar da bıraktıktan sonra bir 55 kiloya kadar indikten sonra başladık aslında şeye. O müthiş bir maceraydı benim için. Aslında belki de bir rolü alıp sırtınıza taşıyıp yüklenip onu sonuna kadar taşıyacağınız çok önemli bir deneyimdi benim için. Altından da kalkabildim diye düşünüyorum. Çünkü mükemmel. Severek yaptığım bir işti. Mükemmel. Onun fevkalade. İçinde buradan da Kazım'a da selam yollamış olalım. Ruhu şad olsun. Hakikaten. Ruhu şad olsun.
dediğin doğru. Biz yine tiyatroya dönelim mi? Lütfen, tabii ki, her zaman. Tiyatro İn'in kurucususun. Evet. Tiyatro İn kurulurken bu fikir nasıl oluştu? Yanında birileri var mıydı? Elbette. Yıldız Hanım orada da elbette, devrede miydi? Elbette. Biraz anlatır mısın? Tabii ki. Ben şimdi 2012 yılına kadar aslında Kenter Tiyatrosu'ndaki çalışmalarıma devam ettim. Gerek Yıldız Hoca'nın son oyunu Kraliçe Lear oyununda asistanlığını yapıyordum. Gerekse Enter Tiyatrosu'ndaki son oyunumuz Defne Alman'la beraber Zorlu Güzellik oyununu oynuyorduk. Fakat o süreçten sonra Yıldız Hoca biraz ara vermek istedi. Biraz dinlenmek istedi. Ve o noktadan sonra biz de açıkçası tiyatroda oyunlarımızı oynadık ama Yıldız Hoca olmayınca bir boşluk oldu. Ve o sene biz de bir durakladık. Hatta yeni yapacağımız oyunda cebimizdeydi Mehmet Birke hocamızla beraber, onun da yönetmenliğinde bir oyun vardı. Katilce oyunu vardı ve biz bu oyunu yapmak istiyorduk. Onu da Kenter Tiyatrosu'nda yapacaktık. Fakat biraz beklemek istedik. En azından Yıldız Hoca'nın toparlanmasını, tekrar aramıza dönmesini beklemek istedik. Ama o süreçte de Yıldız Hoca dedi ki beklemeyin. Ne yapıyorsanız çalışmaya devam edin. Ve biz oyunu yapmaya başladık. Ama anladık ki onu Kenter Tiyatrosu'nda yapmamız da doğru olmayacak hoca olmadığı zaman. Mehmet Hoca da dedi ki sen bütün bunları yapmaya devam edeceksin. Bir kendi en azından bir yani biz yani şöyle oldu. Ben tiyatroyu kurdum da oyunu aramadım. Elimde bir oyun vardı ve o oyunu prodüksiyonunu yapacak bir platforma ihtiyacım vardı. Hı hı. Ve hani dedim ki tamam o zaman böyle yapalım ve ben kendi tiyatromu kurmuş oldum. Sonradan da o bir sorumluluk oldu. Sağ olsun Yıldız Hoca geldi, izledi, bayıldı ve takdir etti ve dedi ki devam edeceksin. Hiçbir şekilde bırakmayacaksın, buradan devam edeceksin. Ve ben onun üzerine de onun da desturuyla başlamış oldum. Katil Joe değil Katil mi? Katil Joe, evet. Katil Joe'dan görüntülerimiz var. Evet, izleyelim. Çok ilginçti, lütfen. Katil. Joe Cooper. İçeri nasıl girdin? Kapıyı çok çaldım. Televizyondan bir türlü duymadın. Ben de girdim. Çok korktum. Özür dilerim. Annemden nefret ediyorum. Gebersin diye de çok dua ettim ama yapamam. Sorumlusu ben olamam. Şu Rex'ten bahsetsene biraz. Bu müthiş bir kara komedi aslında. Karanlık bir iştir. Ancak bir o kadar da komiktir. Aslında çökmüş bir ailenin tekrar ayağa kalkma mücadelesini anlatır ama bir yandan da Mehmet Hoca'nın rezisiyle tabii ki oyuncularımızın da çok önemli oyuncular vardı. Onların da desteğiyle çok güzel tepkiler aldı. Ödüller aldık. Ben o sene hem Afife Jale tiyatro ödüllerinde hem Sadri Alışık tiyatro ödüllerinde ödüller aldım. Ne güzel. Hem de tiyatromun aslında başlangıcı olmuş olmuş. Olması çok onlar da takdir ettiler. Pek çok ödülle de aslında bize kavuşturmuş ve bize destek vermiş bir oyun ve bir hikayedir Katil. Harika. Devamını Allah temenni ediyorum sağ olun, Allah'tan. Sağ olun. Şu anda da oyunların ediyor, var. Akciğer oynuyorum. Diğeri 39 basamak. 39 basamak. Evet. Bir yandan tiyatro sahnesindesin. Hiç bitmeyecek bu. Hiç bitmeyecek. Allah bitirmesin. Sağ olun. Akciğer oyunu gene Tiyatro İn'in hep şöyle düşünüyorum. Herhangi bir oyun yapmak değil benim amacım. Önümüzdeki sene muhakkak perde açmak değil. Önemli olan iyi bir oyun. Kendimi ifade edebileceğim sözü olan, gelen seyircilerimi girdiği andan çıktığı ana kadar değiştirebileceğim, bir yerde girip başka bir yerden sahneden çıktıkları, tiyatrodan çıktıkları, onlara bir şey söyleyebileceğim oyunlar arıyorum. Bunun için de eşimle birlikte dünyayı da geziyoruz. Yeni şehirlere gidiyoruz. Yeni tiyatrolar izliyoruz. Yeni oyunlar izliyoruz. Bunları takip ediyoruz. Dünya tiyatrosunu takip ediyoruz. Türk tiyatrosunda başka türlü olmuyor zaten. Olmuyor. Türk tiyatrosunda da çok güzel genç yazarlarımız var. Onları takip ediyoruz. Elbette ki kendi eserlerimizi, kendi külliyatımızla karıştırmaya devam ediyoruz. Ve en doğru kararı verdiğimiz zaman yeni bir oyun yapmaya karar veriyoruz. Şimdi Akciğer onlardan bir tanesiydi. 2012'de Edinburgh Tiyatro Festivali'nde yazılmış, çıkmış, ortaya çıkmış bir oyundu. Dünyaya bir çocuk getirebilme hikayesini anlatır aslında. İki gencin bir çocuk yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız tartışmasından başlayan ve sonra işte bütün bu şimdi işte uğraştığımız iklim değişikliklerini, dünyanın içerisinde bulunduğu ekonomik buhranı, her şeyi tartışıp ama bir taraftan da aile olmanın, bir birey olmanın, dünyaya bir çocuk getirmenin heyecanını da yaşayan çok güzel bir metindi. Onu da Nergis Öztürk'le beraber oynuyoruz. Yine Mehmet Birke'nin yönetiminde. Ne güzel. Yaklaşık 3 sezondur dolu dolu oynamaya devam ediyoruz. O da Tiyatro İn'in son oyunu. Devam etsin devam inşallah. Ediyoruz.
İnşallah ben de gelirim çünkü beklerim. Görmedim. Lütfen keyifle. Bir yandan dünyanın içinde olduğu çıkmazları göz önüne sererken bir yandan da umut var. Aynen. Bir her aile zaman kuruldu. Umut bir, her zaman var. Umut her zaman var. Ne i̇şte, güzel. Hepimizi hareket ettiren, hani sabah uyanıp adımlarımızı attığımız andan itibaren bir umut olduğu için aynen, aynen. O günü yaşayabiliyoruz. Pek çok şey yaşıyoruz. Şu anda da öyle mesela. Yani Yıldız Hoca'nın gidişi bizim için çok büyük bir hüzündü. Ama çok iyi biliyorum ki yukarıdan bize bakıyor ve devam edin diyor. Çalışmaya devam edin diyor. Umut hep var. Hep iyi işler yapacağız. Hep güzel işler yapacağız. Evet. Bunları yapmak için de hep araştırmaya, çalışmaya, okumaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Sizler de iyi ki varsınız. Ne güzel. Sizleri izleyerek, sizlerin deneyimlerinizi görerek biz de bugünlere geldik. Bunu duymuş olmak da hoşuma gidiyor. Gerçekten bunu bütün Yeşilçam'a emek vermiş evet. Emekçiler adına kabul ediyorum. Evet. Gerçekten öyle. Ben bugün hayata başlıyorum ama benim arkamda benden önce bu hayatı yaşamış insanlar evet. Var. Onlar nedir, ne yapmışlar diye bakıp onların birikimlerini de mümkünse kendime katarak devam edebilmeliyim. Bu görüşünü teşekkür ederim. Bir sinema filmiyle daha devam edelim lütfen. Mi? Çalsın Sazlar. Evet. Orada da farklı bir tip oynuyorsun. Evet. Bir Rum karakteri. Evet, oynuyorsun. Rum barba bir şey restoran sahibi bir çok değişik bir adam tabii. Evet. Barba Caner Cindoruk ve sevgili Belçin Bilgin'le birlikte oynadığımız bir dönem filmi aslında. Müthiş bir hikayeydi benim için. Bambaşka bir tiplemeydi. Çok farklı bir tiplemeydi. Ve dolayısıyla bana çok şey katan, çok özel bir filmdi. Görüntülerimiz hadi var oradan da tamam. O senin farklı karakterin. Tamam. Güzel bir filmdi bu da. Ben hikayesi olan filmleri çok evet. Seviyorum. Yani bir hikaye anlatmalı bana evet. Seyrettiğim film. Senin en çok bugüne kadar bu serüven içerisinde, meslek serüvenin içerisinde en heyecanlandığın rol hangisiydi? Dünya İster mı? Tiyatroda, ister sinemada, sinemada ya da dizide. Ben en çok galiba böyle şimdi buna hiç cevap veremiyorum. Nasıl ayrılır ben. Değil ayıramıyorum. Mi? Hiçbirini böyle hepsi benim çocuklarım, hepsi benim evlatlarım ya, gibi geliyor. Bana da sordukları zaman aynı şeyi yani. Söylüyorum. Hani evet çok özel projelerin içerisinde var oldum. Çok iyi hissettim kendimi. Galiba bugün becerebildim dediğim az şeyim vardır. Hani yastığa başınızı huzurla koyduğunuz. Ay bugün yapabildim mi acaba bu rolünün altından kalkabildim yok. Mi acaba dediğim çok. Yok yok yaptığın her şeyin sağ olun, hakkını. Sağ ama bir türlü ayıramıyorum ama tabii ki çok önemli tecrübeler. O zaman çalsın, benim tercihlerimden biri söyleyeyim. İntikam lütfen. Dizisindeki evet. Rolün mesela. Öyleydi evet. Değil mi? Evet o da öyle bambaşka bir roldü. Hakkını o da farklı karakteri. Bir karakter. Çok farklıydı. Farklılıklarıyla aslında benim de galiba oyunculuk kariyerimde de bambaşka bir yere oturmuş oldu. Çünkü hep siz de çok iyi bilirsiniz. Aslında mesleğe başlarsınız, emek verirsiniz, çalışırsınız ve bir şeye inanırsınız. Bir gün insanlar beni görecekler dersiniz. Fakat bunun ne zaman olduğu çok da önemli değildir. Çünkü siz çalışmaya devam ediyorsunuzdur zaten. Aynı heyecanla. Aynı disiplinle. Ve şunu da çok iyi bilirsiniz ki onlar gördüklerinde de bir şey değişmeyecek. Aynı disipline devam edeceksiniz. İşte galiba Hakan Eren karakteri benim için biraz öyleydi. Evet. İntikam dizisi çok önemli oyuncularla bir televizyon dizisiydi. Ve orada çok nasıl söyleyeyim severek oynadığım, gerçekten çok eğlendiğim bir karakterle karşılaştım. Ve çok görünür oldum, çok bilinir oldum evet, o karakterden evet. Sonra. Çok da mutlu oldum. Kadro çünkü da güzeldi. Çok güzeldi, çok önemli oyuncular vardı. Dolayısıyla da çok da mutlu oldum. Çünkü birileri beni görmeye, birileri beni tanımaya, yaptığım işi takdir etmeye başladılar. Sonra da geriye dönüp de baktılar aslında. Aslında sen bak bu zamandan beri de var mısın demeye de başladılar. Onun için tiyatro oyuncularının biraz kaderinde bu evet, var ya. Evet öyledir, öyledir ama olsun önemli olan zaten tabii. Bir gün bir yerde. Herkesin şeyi öyle oluyor. Oyunculuk zaten öyle değil mi? Yani oyunculuğun emekliliği yok, sonu yok, hiçbir yok. Şey yok. Çünkü biz çalışmaya insan, devam ediyoruz. İnsandan söz ediyorsun. Aynen öyle. Dolayısıyla da bir gün bir yerde olacaktı. Galiba da intikam rolüyle o böyle biraz daha bilinir hale getirdi. Ama hiçbir şey değişmedi. Sen böyle söylerken ben de ödülleri düşünüyorum. Hı. Yani ödüller sizin için nedir diye sordukları zaman. Tamam
güzel fark edilmiş olmak. Hem de otoriteler tarafından tabii, bu işi bilen insanlar. Çok güzel bir şey. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Önemli olan şimdi ne yapacağız? Aynen. Yani şu anda bundan sonra sırada ne var? Evet, çok ama doğru. İntikamdan da görüntülerimiz öyle var. Mi? Oradaki karakterinden tamam, de keyifli, bir izleyelim, iki bir şey izleyelim. Ne içersin? Beni neden evine çağırdın? Korkma ya. Sadece biraz sohbet etmek istedim. Başla o zaman. Lafı... Ya ne evet, kadar ilginç farklı. İlginç bir adamdı. Değil o, mi? Evet. İlginç bir adam. Pek de olumlu bir karakter değil gibi. Biraz ama, fazla zeki. Evet. Çok becerikli. Özellikle evet. teknoloji konusunda çok becerikli. İstediği yerde istediği bilgiye ulaşabilen. Evet. Onu kullanan. Onu çok iyi kullanan. Tabii orada söylemek lazım. Çok önemli oyuncular. Tabii dizinin başrolü özellikle Beren Saat çok yakın arkadaşım oldu sonra. ama Nejat İşler, Zafer Algöz. Yani çok ne güzel, önemli ne güzel karakterlerle. Insanlar. Çok önemli oyuncularla birlikte evet. oynama şansını buldum. Onlar hep benim için itici güçlerdi tabii ki. Karşımda büyük oyuncular olunca. Ne kadar önemli değil mi çok karşındaki oyuncu? Kast çok çok önemli oluyor. Bence de. Yani çünkü bir sahneyi hani kimya uyuşması evet, diye bir şey evet, var. Evet. Yani siz de çok iyi bilirsiniz. Ya uyuşuyor ya uyuşmuyor. Uyuşmadığı zaman ne kadar olmuyor. Acı çekiyor insan, olmuyor. Oyuncu. Şimdi o zamanmış sahne... gibi yapmak durumunda evet, kalıyorsun. Evet. Kendi kendine ihanet ediyorsun. Öyle oluyor. Falan zorlanıyor insan. Aynen. Onun için çok önemli partner. Çok çok önemli. Günümüzde daha çok dijital platformlar var. Evet. Dijitallerde daha çok seyrediyoruz. Tiyatro oyunlarını da, sinema filmlerini evet. de, dizileri zaten. Evet. Sen oralarda izliyor musun? Yoksa, İzliyorum tabii. Ha, ne düşünüyorsun? Çok çünkü geleceği... iyi senaryolar buluyorum dijital platformlarda. O çok önemli ya. Oluyor. Güzel senaryolar. Tabii ki yani bunu şimdi... İşin aslına dönüyor. Biraz evet aslına dönüyor. Bir senaryo, yani hikaye. Sinema filmi tadında diziler izleyebiliyorum bazen. O çok iyi oluyor. Açıkçası biraz yani bunu biraz konuşmak da lazım. Sizler bence. De çok iyi biliyorsunuz. Tabii. Bir karakteri oluşturmak için oyuncunun bence bir başlangıca ve bir sona ihtiyacı var. Değil mi? Aynı bir kitap gibi, aynı bir sinema filmi gibi, aynı bir tiyatro oyunu gibi. Tabii şimdi diziler de yurt dışında böyle çekiliyorlar. Belirli başlangıç ve sonlarını oyuncular çalışırlarken biliyorlar. Ben bu karaktere buradan başlayacağım, buraya götüreceğim. Belki de en büyük çatışmamı burada yaşayacağım. Karakterim orada dönüşecek, bambaşka biri haline dönecek ve burada bitireceğim diye. Ve dolayısıyla çalışmalarınızı ona göre yapıyorsunuz. Biz şimdi biraz zorlanıyoruz Türkiye'de dizilerde haftaya ne olacağını bilmediğimiz bilmeden için biraz düşün. Zorlanıyoruz. Dolayısıyla da karakterlerimizi biraz daha geniş tutmak, her şeyi yapabilir halde kurmak durumunda kalıyoruz ki zorlanmayalım. Oradan onlara geçiş yapmak zorunda kalmayalım. Allah'tan Türk insanının böyle bir yeteneği varmış. Var. Evet. Destek yani, oluyorlar evet. ve anlıyorlar ve en azından bir de hani kabul adapte ediyorlar. Olma kabiliyeti var. Evet. Çok çabuk hemen o evet. sahneye girebiliyorsun. İşin doğrusu dediğin gibi hikayenin başından sonuna evet. karakteri bilerek tanıyarak ve çalışmak, ona göre oynamak. Her açıdan, tabii, her açıdan tabii. çok daha önemli. Bizde de tam tersi yapılıyor. Her hafta yeni bir senaryo geliyor. O da başka bir heyecan açıkçası. Ay, zaman zaman da de karakterinde değişiklikler olabiliyor. Oluyor. Ya, ne oluyor evet, ya olabiliyor. Bu adam nasıl böyle bunu davranıyor yapar mı bu adam diye. Dediğimiz çok anlarımız oluyor. Ama işte o da bambaşka bir heyecan getiriyor. Evet. Şimdi bakalım bunu nasıl yapabileceğim diye yeni bir sınav aslında hepimiz için. Yani. Gerçekten. Sen Güney Kore sinemasını daha çok etkileyici buluyormuşsun. Evet. Amerikan sinemasını nasıl evet, yani, nasıl ne buluyorsun bir orada? Yönetmen var Kim Ki-duk diye. Hı. Çok sevdiğim bir adam ve çok üretici, devamlı olarak yeni yeni filmler çeken. İzliyorsun yani takip ediyorsun. Takip ediyorum. Onu çok takip ediyorum ve hayatın içerisinde gerçek bir şey yakalıyor. Ben biraz Amerikan sinemasını hepsini koyamam içerisine ama evet. özellikle gişe sinemalarını diyeyim. Maalesef sabun köpüğü buluyorum ve sevmiyorum. Çok bana hitap etmiyor. Çünkü sözü çok oluyor. Çok klişe. Sözü olmuyor. Evet hikayeler hep aynı oluyor. Hep bir kahramanlıklar oluyor. O kahramanlıklar aslında hayatın içinde yok.
Aslında günlük insanlar, sokaktaki insanların maalesef öyle kahramanlıkları olmuyor. İşte Güney Kore biraz bizim şeyimize de çok yakın, kültürümüze de daha çok gerçekçi, daha gerçekçi, daha doğal, daha tabii. Evet ve insan. Gene draması var çünkü hepimizin bir draması olmaz var. Mi? Herkesin yaşadığı zorluklar, herkesin o zorlukları atlatırken verdiği mücadele, ortaya koyduğu güç, değil o mi? Ailesiyle birleşmek ve o güçler için çabalaması, bütün bunlar bizim yani hayatımızda doğu, da doğu var. Doğu insanının evet. Daha bir insan. Tabii ki. Sahici. Sahici tarafı var. Aynen öyle. Ve dolayısıyla da çok yakın hissediyorum. Haklısın. Kendi insanımıza, kendi hikayemize. Bana yakın hissediyorum ve benim duygularıma yakın hissediyorum. Onun için çok da farklı bir yerden de sinemaya baktığı için de yenilikçi bir şey de getiriyor. En azından o yenilik. Anlamda da öyle bir şey söylemiştim. Evet, evet. Ve hala da aynı keyifle takip ediyorum. Peşinde duruyorum. Sözümde duruyorum. Aynen öyle duruyorum. Engin, tiyatro, dizi, sinema derken... adam akıllı, ünlü bir aktörsün ve televizyonda sana farklı görevler de verdiler. Evet. Mesela TRT evet. Okulda bir görevin sunuculuk vardı. Yaptım, değil evet. mi? Sunuculuk yaptın. Ben hı. Tabii ki en çok etkilendiğim bir görüntü var, ondan söz etmek istiyorum. İstersen susayım, çok açık vermeyeyim. Tamam peki, beraber bakalım görüntüye hangisi bakalım. Merak ettim ben de. Hep beraber seyirci o anı hatırlayacak tamam, diye peki. Düşünüyorum. Tamam peki, bakalım. Bakalım efendim. Doğru cevap. D şıkkı Sergey Krikalev mi değil mi? Buyurun görelim. Tebrik ediyorum. Bravo. Bravo. Tevfik. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kalkmadan önce bir kere duruşun için çok teşekkür ediyorum. Efendiliğin, hayata bakış açın, isteğin, bilgiye ulaşmadaki inadın ve bu inadını hiç bırakmayışın. Yanı sıra konuştuğumuz, yarışma içerisinde konuştuğumuz işte müzisyenliğin, iş arkadaşlarınla bütün ya da işte artık şef de oldun, milli şef de diyorlarmış sana. Belli ki sevilen de bir karaktersin çalıştığın yerde. Yani sağ olsunlar. Biz de seni tanımış olmaktan dolayı çok büyük bir sevinç yaşıyoruz. Aynı zamanda şu yarışmada Altın Petek'te de böyle güzel bir karakteri 100 bin lirayla uğurladığımız için de iyi hissediyoruz. Çok teşekkür ederiz her şey için. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Bakalım. Evet, biz de tebrik ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir örnekti ama çok, çok da duygulanmıştık insandı. O gün. İlla kazansın. Evet, evet. İnsan da etkilenmiştin. Evet, çok ama hak ediyordu. Yani. Çünkü değil mükemmel mi? Bir evet. insandı. Evet. Kendi engeline rağmen esasen onun bir engel olmadığını çoktan inanmış. Esasen hep doğru, hep söylüyoruz. Bu çok engelli güzel bir örnek. Engel durumunu biz çıkartıyoruz. Yani ortada bir engel yok. Onlar için hele hiç yok. Dolayısıyla da mükemmel bir karakterdi. Okuyan, araştıran, kendi bilgisayar programlarını çözen ve oradan devamlı ya. Olarak bilgiye ulaşan ve gerçekten de entelektüel, kendini hayatta belli bir yere konumlandırmış, başarı kazanmış bir insandı. Müthiş bir örnekti gerçekten. Ve dolayısıyla da bence çok da hak ederek aldığı bir ödüldü. Helal olsun. Evet, bize de çok şey öğreterek gitti. Aldığı ödülün de ötesinde çok şey öğreterek değil gitti. Mi? Evet, yani Altın Petek onun, benim onun için hatırlatılması gerek diye düşünüyordum. Arkadaşlarım böyle bir sürpriz hazırladılar. TRT1'de yaklaşık 100 bölüm devam ettiğimiz bir bayağı, yarışma programıydı. Evet. Birçok da şey öğrendin çünkü birçok insan tanıdın evet, değil mi? Müthiş bir şey ama. O çok enteresan. Yani sunuculuğun biraz önce onu, başlarken de konuştuk. Onu söyleyecektim. Öyle bir güzel tarafı var. En çok sana kattığı şey nedir aynen öyle. Diye soracağım. Altın Petek'te türlü türlü insanlarla çalıştım. Türlü türlü insanlarla karşılaştım. Ve bilgilerini aslında bilgiye ulaşma noktalarını, bilgiyi aldıkları ve değerlendirdikleri noktaları çok fazla tanıma şansım oldu bizim halkımızın. Ve bambaşka insanlarla, çok özel insanlarla tanıştım. Bu anlamda da çok şanslı hissediyorum kendimi. Ben severek yapıyorum. Bu sunuculuğu severek yapıyorum. Daha önce de TRT kanalında, TRT'nin okul kanalında 2011 ve 2012 yılları içerisinde bir kültür sanat programı sunmuştum. Öyle mi? Evet, sizler gibi değerli sanatçıları ağırlıyorduk. Ve orada da pek çok sanatçıyla ve onların mesleklerine bakış açılarıyla tanışma şansı buldum. Bunlar tabii beni hep böyle daha zenginleştiren şeyler oldular. Ve hep de böyle cebime koyduğum ya, ve onlarla beraber ya. Devam ettiğim çok önemli deneyimler oldular. Yapmaya da severek devam ediyorum. Bazen özel gecelerin sunuculuklarını yapıyorum.
Öyle de bir yetim olduğunu düşünüyorlar. Ben de çok severek yapıyorum. Onu da bambaşka bir yerden yapıyorum. Hani uzaktan değil, seyirciyle birlikte o geceyi beraber yaşayalım. O anı birlikte yaşayalım. O noktadan değerlendirip. Yaptığın her işi hakkını vererek doğru dürüst yaptığına ve de karşılığında alkışı hak ettiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi yine buradan kalkıp bir dizi setine gideceksin. Evet, aynen öyle. Şu anda kimse bilmez. Evet, değil mi? Devam ediyor. Devam ediyor. Ben sana yolculuğunda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Eşinle, yavrunla gönlünce bir ömür diliyorum. Çok teşekkür ederim. Seni birazcık daha böyle yakından tanımak beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok doğru bir örneksin. Sağ olun. Senden sonra gelecek nesil oyuncular için hep örnek gösterileceksin. Çok böyle bir ediyorum. Sorumluluğum var. Çünkü Yıldız Hoca'nın talebesisin. Evet. Onun için yolun açık olsun diyorum. Çok sağ olun. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ediyorum. Programıma katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber aynı masada sanat konuşmak benim için çok değerliydi. Çok öğrendiğim şeyler var sizlerden. Dolayısıyla da karşınızda bu cümleleri duymak beni çok onurlandırdı. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun her şey için. Sevgili seyircilerim, bugün sinemamızın, tiyatromuzun ve televizyonlarımızın genç bir yeteneğini ağırladık. Doğru bir yeteneğini ağırladık. Çok sevgiyle, çok da güzel bir muhabbet yaptık. Haftaya tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın efendim.